CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, okul öncesi ilköğretim ile orta öğretim düzeyindeki tüm okullardaki 570 bin dersliğe akıllı tahta verilmesi ve internet ağ altyapısı sağlanmasıyla ayrıca tüm öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar verilmesi planlanan Fatih Projesi ile ilgili soru önergesi verdi. Topal, şimdiye kadar milyarlar harcanan ancak şimdilik askıda gibi duran Fatih Projesi ile ilgili verdiği önergede projenin amacına ulaşıp ulaşamadığını sorarken kamuoyu tepkisini de hatırlattı. Fatih Projesi 2010 yılında başlamıştır. Başladığı yıl Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında tamamlanacağını duyurmuş, 2014 yılına gelindiğinde 2015 yılında tamamlanacağı söylenen projenin bitim süresi daha sonra 2017'ye uzatılmış, sonrasında ise 2018'de tamamlanacağı belirtilmiştir. Son dönemde Fatih Projesi kapsamında tablet dağıtımına son verildiği, tablet yerine klavyeli bilgisayarların dağıtılacağı bilgileri basında yer almıştır dedi ve önergeyi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yazılı olarak yanıtlamasını istedi Topal. Fatih Projesi'nin eğitime etkilerini ölçmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaların sonuçları nelerdir? Bu araştırmaların sonuçları kamuoyuyla neden paylaşılmamaktadır? Tablet bilgisayarların eğitimin niteliğine üst seviyelerde olumlu katkısı olmadığı bilinmesine rağmen 8 yıldır öğrencilere neden dağıtımı yapılmıştır? Öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarlar toplatılacak mıdır? 2010 yılından bu yana kaç tablet bilgisayar dağıtımı yapılmış, bu tabletlere toplamda ne kadar para ödenmiştir? 2010 yılından bu yana Fatih Projesi kapsamında kaç ihale yapılmış, bu kapsamda hangi şirketlere kaç lira ödeme yapılmıştır? 2010 yılından bu yana Fatih Projesi kapsamında harcanan bütçe ile kaç öğrenci yurdu ya da kaç derslik yapılabilirdi? Fatih Projesi sonlandırılmış mıdır?